Herkese merhaba. Sultanahmet'teki Çelik Gülersoy Kütüphanesi'nden çekimlere devam ediyoruz. Lütfen sayfamıza abone olun, bize güç verin, biz de size tarih sohbetlerine devam edebilelim. Bugünkü konumuz Beyoğlu nasıl kuruldu? Beyoğlu Caddesi bugün bildiğimiz Taksim'le tünel arasındaki 1,5 kilometrelik cadde. Burası bu çevredeki tepelerin sırtı, hiç kimsenin oturmak istemediği, çok rüzgarlı bulduğu bu tepelerin sırtı bugünkü Beyoğlu Caddesi'nin kökeni oldu. İlk başlangıç noktamız bugünkü tünel meydanı. Tünel meydanı dikkat ederseniz bir sırttır. Yani meydandan sağa doğru Alman Lisesi'ne doğru inerseniz oradan Tophane Vadisi'ne inersiniz. Sola devam ederseniz Beyoğlu Belediyesi'nin yanından Şişhane'den Kasımpaşa'ya inersiniz. Tünel meydanı bu bölgenin en yüksek noktasıdır. Osmanlı'da 11. yüzyıldan itibaren Galata'da bir Galata Devleti var. Bundan evvelki videolarımızda bunu anlatmıştım. Galata Katolik Devleti veya Ceneviz Katolik Devleti'nin sınırı Galata Kulesi'nin hemen kuzeyinde bitiyordu. Oraya Osmanlı zamanında yapılan ilk yapı, ilk bina, ilk yerleşim 1480 yıllarında Galata Mevlevihanesi oldu. Hatta Galata Mevlevihanesi'nin ismi Kule Kapısı Mevlevihanesi'dir. Oradan itibaren Beyoğlu başladı veya Beyoğlu'nun başladığını kabul edelim. Buradan itibaren zaman içerisinde burası bağlık bahçeli kırsal alanlardı. Buraya sefaretler geldi, yabancı ülkelerin sefaretleri. Şöyle anlatayım, Osmanlı 1800 yılına kadar hiçbir zaman yurt dışına sefaret kurmadı. Çünkü Osmanlı'nın gözündeki imaj şuydu: biz Osmanlıyız, Avrupa'nın en büyüğüyüz, diğer memleketleri biz takip etsek ne olur, ilgilensek ne olur, bizi ilgilendirmiyor. Onlar istiyorlarsa bizi takip etsinler. 1800'e kadar Osmanlı yurt dışına büyükelçi göndermedi. Halbuki Avrupalı devletler Osmanlı'yı çok yakın takip ediyorlardı. İlk gelen devlet Venediklilerdi. 1470 yılında geldiler. Yani İstanbul'un fethinden 20 yıl sonra geldiler. İlk kurdukları yer bugünkü Tophane Vadisi'ndeki Tomtom Sokak'taki Venedik Sarayı'nın bulunduğu yerde ilk elçiliklerini kurdular. Buradan Osmanlı'yı izlemeye başladılar. İkinci gelen Beyoğlu'ndaki sefaret Fransızlardı. Aşağı yukarı 1550 yılında geldiler. Onlar da Venedik'in biraz kuzeyinde Beyoğlu Caddesi'nin sırtına yakın bir yerde bir arazi alıp oraya yerleştiler. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sefaretlerin ne işi vardı Beyoğlu'nda da Osmanlı'yı Beyoğlu'ndan izliyorlardı? Niye sur içine gelmediler? Evet, bu çok önemli bir konu. Gelen sefaretler, gelen yabancı devletler kendi Hristiyan yaşamlarını sürdürmek istediler. Sur içine geldikleri zaman İslami yaşantının onları etkileyeceğini, onların ritüellerini bozacaklarını korktukları için sur içine gelmediler. Osmanlı'yı belli bir mesafeden izlediler. Yani daha doğrusu bütün ticaretin yapıldığı yer her dönem Galata rıhtımıydı. Galata'ya kimin gemisi geldi, ne mal getirdi onları takip ettiler ve Osmanlı'yı uzaktan izlediler. Fransızların arkasına gelen ikinci devlet 1612'de Hollandalılar oldu. Çok enteresan. Osmanlı'nın Hollanda ile hiçbir sınırı yok. Hollanda ta Avrupa'nın en sonunda, fakat ticaret milleti, tüccar milleti Hollandalılar. Osmanlı ile gelip büyük elçilik kurup bir kapitülasyon anlaşması imzaladılar. O sayede Hollanda gemileri Karadeniz'e çıkıp ticaret yaptılar. Hollandalıların arkasından zaman içerisinde İsveçliler geldi. Yine onlar da caddeye kuruldular. Arkasından Ruslar geldi. 1800'lerde İngilizler geldi. 1850'lerin sonunda Almanlar geldi. 1900'ün başında Belçikalılar geldi. Bu şekilde Beyoğlu Caddesi'ne 10 tane büyükelçilik kuruldu. Bu büyükelçiliklerin oraya kurulmasıyla beraber bu büyükelçiliklere hizmet sunan, onların yemeğini veren, gıdasını veren, onların tercümanlığını yapan bu azınlık dediğimiz Rumlar, Ermeniler, Yahudiler burada çalışmaya başladılar. Zaman içerisinde Beyoğlu Caddesi bugünkü Galatasaray'a kadar geldi. Yani Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerle tünel arası ilk Beyoğlu'nun merkeziydi.
Zaman içerisinde Galatasaray Lisesi'nden Taksim'e kadar olan cadde işlerli kazanmaya başladı. Daha doğrusu nüfus arttıkça cadde uzamaya başladı. 1858 yılında Osmanlı ilk defa bu cadde üzerinde Beyoğlu Belediyesi'ni kurdu. Osmanlı 1850'lere kadar belediye bilmiyordu. Belediye diye bir şey Osmanlı'nın defterinde yazmıyordu. 1850'den sonra İstanbul'da şehir emaneti, şehremini kuruldu. İlk başta şu düşünüldü, İstanbul'da 14 bölgeye bölelim, 14 tane belediye kuralım. Her belediye kendi bölgesini idare etsin, yönetsin. Ama burada bir püf noktası var. Belediyecilik halktan toplanan belediye vergisiyle yürüyen bir şeydir. Osmanlı halkında da belediyeye vergi vermek gibi bir kavram olmadığı için Beyoğlu Belediyesi dışındaki 13 belediye battı. Sadece Beyoğlu Belediyesi ayakta kaldı. Çünkü Levantenler Avrupa şehirlerinde belediye vergisi ödediklerinden böyle bir kültüre sahiptiler. Bundan dolayı bu vergileri toplayabildiği için Beyoğlu Belediyesi ve ayrıca o dönemin banker, ticaret adamları yani vizyonu olan, batıyı bilen insanları da belediye meclisine aldığı için Beyoğlu Belediyesi önemli hizmetler yaptı. Şimdi şunu da anlatayım. Beyoğlu Belediyesi 1858 yılında kurulduğu zaman Osmanlı'da harita çok bilinen bir şey değildi. Yani Beyoğlu Belediyesi kurulmuş ama sınırını bilmiyor çünkü haritası yok. İlk yaptıkları iş Beyoğlu Belediyesi'nin kapsamına giren yerin bir haritasını çıkardılar. Ama haritalar çok primitifti, çok ilkeldi. Cadde sokaklar böyle çizgiyle gösteriliyordu. Zaman içerisinde nereye sokak kurulacağını, nereye cadde kurulacağına karar verdiler. Ve Beyoğlu Caddesi bu şekilde büyüdü. Hatta Beyoğlu Caddesi düz bir cadde de değildi. Yani diyelim ki bugün elini 20 metre elinde bir cadde diye düşünün. O zaman böyle bir şey yoktu çünkü Beyoğlu Belediyesi'ne evvel yapılan binanın yarısı caddenin üzerinde, yarısı yanda. Cadde düz değildi. Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı en önemli iş caddeyi genişletmek oldu. Yani tünelden başlayıp ilk aşamada Galatasaray'a kadar, sonra Taksim'e kadar Beyoğlu Caddesi'ni genişletmeye çalıştılar. Ama bu kolay bir iş değildi. Yapılan binalar yıkılmıyordu. Bunun en büyük avantajı 1831'deki yangından sonra ve önemli olan 1871 yangından sonra caddenin yarısı yandığı için Beyoğlu Belediyesi yeni imar verirken caddenin genişliğini 20 küsur metrede tuttu. Oraya imar vermedi. Mesela çok önemli Naum Tiyatrosu vardı cadde üzerinde. Binanın yarısı caddeye gittiği için devamında kalan kısma tiyatro yapılamadı. Onun için Naum Tiyatrosu devam edemedi. 1871 yılında Beyoğlu Belediyesi de olduğu için kanun çıkardılar. Dediler ki Beyoğlu bölgesinde kâgirin dışında inşaata ruhsat vermiyoruz. Belediye olduğu için ruhsat olayı meydana geldi ve o şekilde binalar yapılmaya başlandı. O şekilde caddenin geniş olması sağlandı. Ondan evvel cadde bazı yerde üç şerit, bazı yerde tek şerit, tekrar daralıyor, genişliyor. Tabii otomobil de olmadığı için caddenin kavramı daha oturmamıştı. 1871'den sonra hepsi bunlar oturmaya başladı. O dönemde belediye büyük yapılara, kapsamlı binalara ruhsat vermeye başladı. Küçük binalara ruhsat vermedi. Ondan dolayı mesela Beyoğlu Caddesi'nde bulunan Serkitoryan binası veya Union Fransız binası, İngiliz konsolosluğu bunlar hep büyük kapsamlı binalardı. Caddenin Avrupa gibi büyük ve geniş olmasını sağladılar. Bu şekilde binalar Taksim'e kadar ulaştı. Tabii o dönemde önemli mimarlarda mesela Alexander Valery'nin Beyoğlu Caddesi'nde yaptığı 7-8 tane önemli büyük bina var. Mesela Pera Palas binası, Bankalar Caddesi üzerindeki Osmanlı Bankası binası, Meşrutiyet Caddesi üzerindeki Union Fransız binası, De Gouy binası, Beyoğlu Caddesi üzerindeki Serkitoryan binaları hep Alexander Valery'nin zamanında yapılmış güzel şık binalardı. Bunlar Beyoğlu Caddesi'ne bir kalite, bir zerafet getirdiler. Bugün çok kötü durumda olan binalardan biri Beyoğlu Caddesi'nin en önemli binasıdır. Botter binası. Botter binasını yaptıran Botter
Abdülhamit'in terzisiydi. Abdülhamit'in bütün takım elbiselerini dikerdi. Ayrıyeten Abdülhamit'in kıyafetlerini diktiği zaman yanındaki sadrazamın, paşaların kıyafetlerini de dikerdi. Bu bina bir moda evi gibiydi. Giriş katı, giriş kısmında müşterilerin gelip kumaş beğendikleri, ölçülerinin alındığı, provaların yapıldığı bir giriş katı vardı. İkinci katında terzinin atölyesi vardı. Üçüncü, dördüncü katlarında da konut olarak kullanılıyordu. Botter şimdi çok kişi düşünecektir. Ya bir terzi böyle bir binayı nasıl yaptırır? Botter çok iyi para kazanan, hali vakti yerinde bir terziydi. Hatta şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de bugün sanıyorum bir et lokantası olarak kullanılan önemli bir ahşap köşk var. Onun civarındaki dört köşk, ahşap köşk, hepsi Botter'indi. Bir tanesini kızına yaptırmıştı, diğeri diğer kızına yaptırmıştı. Dört tane köşkü olan bir terziydi ve Beyoğlu'nun en iyi para kazanan kişilerinden biriydi. Şimdi bir detayı daha anlatmakta yarar var. Beyoğlu Belediyesi 1858 yılında kurulduğunda bir harita yaptırdı dedik. Ama Osmanlı'da harita teknolojisi veya bilimi veya bu işi yapabilecek teknik personel olmadığı için haritalar çok primitifti. Bugün eski dönemleri gördüğümüz, anladığımız en iyi haritalar, Beyoğlu'nun en iyi haritaları 1900'lerde sigorta şirketleri tarafından kurulan haritalardır. Diyelim ki bir sigorta şirketi gelmiş, bir Belçika sigorta şirketi veya bir Fransız sigorta şirketi Beyoğlu Caddesi'nde 20-25 binayı sigortalamış. Ama hangi binaları Beyoğlu Caddesi üzerinde, hangi binaları sigortaladıkları bilemedikleri için, çünkü İstanbul'un veya Beyoğlu'nun ciddi bir haritası olmadığı için yurt dışından uzmanlar getirdiler. Beyoğlu Caddesi'nin haritaları çıkarıldı. Hatta 3 farklı sigorta şirketi 3 farklı harita çıkardı. Bunların arasında Pervitiş haritası en meşhur ve en iyi bilinendir. Biz bugün Beyoğlu'nun eski dönemini aradığımız zaman o kayıtlardan, o haritalardan bugün günümüzdeki binaların o tarihteki adreslerini görebiliyoruz. Ona göre bugününü örtüştürebiliyoruz. Yani Beyoğlu Caddesi'nin geçmişini maalesef yabancı sigorta şirketlerinin kurdukları haritalardan anlıyoruz.